Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir eğitim setiyle beraberiz. Bu eğitim setimizde sizlerle beraber 3ds Max 2016'da, ayrıca AutoCAD 2016 ile beraber kullanacağız. Bir iç mekan sahne tasarım dersini işleyeceğiz arkadaşlar. AutoCAD'de iki boyutlu planımızı oluşturup tasarımımızı yapıp iki boyutlu olarak sonrasında bunu 3ds Max içerisine import ederek bu arada gerekli 3 boyutlu görselleştirmelerimizi yapıp modellerimizi hazırlayıp aydınlatma, ışık, materyal, kaplama ki özellikle materyal editör kullanımında birazcık ileri düzey kullanacağız. Bu eğitim setimiz başlangıç seviyesi için değil, orta seviye kullanıcılara hitap eden bir set olacak. Bu şekilde renderlarımızı aldıktan sonra dersimizi nihayetine kavuşturmuş olacağız. Tahmini olarak herhalde bir 3 ya da 4 saat kadar sürebilecek bir eğitim serimiz olacak. Bu eğitim setimizden beraber sahne içerisinde merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. İç mekan tasarım dersimize ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzün konusu kaplama ve aydınlatma olacak. Lakin dersimize başlamadan önce hemen başında birinci bölümde yapmayı unuttuğumuz terasımızın yer döşemesini yapalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Sonra kaplama ve aydınlatmayı da devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen tab penceresine geçelim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi terasımız budur. Buradaki planımız seçili kalsın. Sonrasında floor generator script'imizi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi hemen create diyoruz. Bu şekilde oluşturdu. Bizim için yeterli mi? Gerekirse bir döndürme işlemi yapabiliriz. Hemen şuradan da 90 santim diyelim. Evet. Sonrasında scale'ini %125 olarak güncelleyelim. Birazcık büyük. 150 olarak update edelim. Teras olduğu için birazcık parke seramikte kullansak sakıncası yok. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yapacağımız hemen tabi sahnemizi küçük bir kayıt işleminin ardından sahnemize geri dönelim. Şimdi sahnemizde arkadaşlar generatörü kapatalım. Gerekirse tekrar açarız. Clay modunda bakıyoruz. Şimdi materyallerimizi görebilmek için Shaded moduna geçirdik. Sonra klavyemizden F4 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahnemizde her şey mavi gözüküyor. Problem yok. Sonrasında klavyemizden yine M tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan Slate Material Editor'a geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. İç mekan tasarım dersimizin son bölümüyle beraberiz. Üçüncü bölümle. Hatırlarsınız ki bir önceki bölümde render ayarlarımız, materyal ve ışık